Merhaba arkadaşlar. Yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün sizlerle Yeni ünitemize başlamıştık arkadaşlar. Grafik ve tablo yorumlama soruları. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yarınki dersimizde grafik ve tablo yorumlama sorularımızın tamamını bitirmiş olacağız. 3 güne böldük. er testten 12 testimiz var. Diyelim çok fazla vakit kaybı olmadan biraz bugün 4 testi güzel bir şekilde bitirelim inşallah. Yarın da üniteyi bitirip kitabımızı bir an önce tamamlama noktasına getirelim inşallah. Diyelim ve sırayla sorularla başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz ne demiş soruyu beraber okuyalım. Şekil 1'de bir kenarı... M artı N birim kare olan birim, birim olan kare 5 bölgeye şekil 2'de bir kenarı M olan kare 3 bölgeye ayrılmış. Yani M artı N birim olan bir karemiz var arkadaşlar. Bunu 5 bölgeye ayırmışız. Gördüğünüz gibi şekil 1'de şekil 2'de bir kenarı M olan yani içinde N kalmış küçük M olan bir kare de 3 bölmeye ayrılmış. Buna göre demiş. Bununla ilgili bir soru vermiş. B D ve E bölgelerinin toplam alanının yarısı, toplam alanının yarısı ...aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir şey sormuş arkadaşlar. Şimdi burada biz ne yapacağız? En var, N var. Sayılar yok. Hani burada matematiksel olarak e, ne var? Bir tek 3 ve 5 var. Başka hiçbir şey vermemiş, rakam vermemiş. Hani eskiden e, derdik biz üniversite matematik bölümüne ilk başladığımız zaman... ...ilk dersler geldi teorik derslerdi biraz. Dedik ki matematik ama matematikle ilgili bir şey yok diye bir korkmuştuk. Şimdi onlara da yeni tarzı aslında ne oldu? Yeni tarz sorularla sizin de hayatınıza girmiş oldu. Yani rakamlar olmadan yerine ne koyarsak koyalım değişecek şekilde bunu ifade parametreler kullanmak diyoruz buna. M ve N koymuş ama aslında bildiğimiz gibi rakammış gibi düşüneceğiz. Ona göre bakalım neyi soruyormuş bize? Diyelim. Önce şöyle şurası B'nin bir alanını bulalım mı biz B'yi? D'yi, E'yi ayrı ayrı alanlarını bulalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş diye bakacağız. Şimdi şuraya bakarsam şu kısım tamamı M. Şurası N ise burası da M midir arkadaşlar? Bunlar dikdörtgen bölgeler ayrılmış zaten. Dik dört bölgeye bölmüş. Ne olur burası o zaman? Şurası m n mi olur arkadaşlar? Aynı şekilde burası da m eksi n midir? Tamamı m. Şurası n dersem eş bölmeler a a a verdiği için. O zaman b dediğim şey alanı ne olur arkadaşlar? m eksi n çarpı m eksi n olur. Yani m n'in karesiymiş diyeceğiz. Şimdi bunu istersek direkt de yazabilirim. m n'in karesi nedir arkadaşlar? m kare eksi 2 n, -N. 2 mn artı n kare. mn artı n kare diyelim. Benzer şekilde ne lazım bize? d lazım arkadaşlar. Sonra e lazım. Bunları toplayıp 2'ye böleceğiz. Aşağıdakilerin hangisi buna eşitmiş diye. Şimdi e nedir arkadaşlar? Şurası nedir? Şuraya bakarsam. m eksi n midir? Şurası nedir? n'dir değil mi arkadaşlar? Şuraya da aynı şekilde burası ne olur? m eksi n olur. Buranın tamamı m olur. D bölgesinin alanı bir dikdörtgen olduğu için arkadaşlar alan nedir? M çarpı M eksi N'dir. Aynı şekilde E bölgesinin alanı nedir? N çarpı M eksi N'dir diye biliriz arkadaşlar. Buradan ne yapacakmışız? Bunların toplam alanının yarısıymış. Şimdi şurayı ben M kare eksi M dersem. Aynı şekilde burayı N M eksi N kare dersem. Tamamını bir toplayalım. Ne gelmiş şimdi? B artı D artı E neye eşitmiş diye bakalım. Ee, ne olur burası arkadaşlar? M kare eksi 2 M N artı N kare artı M kare eksi M N artı N M eksi N kare. Şimdi şuradaki eksi N kare ile N kare gitti mi arkadaşlar? Artı M ile eksi M N gitti mi arkadaşlar? Ne olur burası burada? Elimde ne kalır? 2 tane M kare eksi 2 tane M mi kaldı? Şimdi bunun toplamının neyini istiyordu bizde? Ne vermiş bize? Toplamanın yarısı demiş arkadaşlar. Yarısı olarak devam edelim. Şu yarısını ikiye bölersem ben her iki tarafı ne olur burada? B artı D artı E bölü 2. Neye eşitmiş aslında? M kare eksi MN. Bunu da burada şekilde göreceğimiz şekle dönüştürelim. M parantezini alayım. Burası ne olur? M eksi N olur. Yani M ile M eksi N'i çarparsam olur diye söyleyeceğiz. Zaten biz bunu nerede bulmuştuk? Şimdi burada iki yöntemimiz var arkadaşlar. Seçeneklerin her birini yerine yazarak tek tek bulabiliriz veya bu neye eşitti? Biz acaba böyle bir eşitlik bulduk mu diye bakarsak da çıkartabiliriz. Şimdi şurada m çarpı m n benden istediği şey. Ben onu burada buldum mu arkadaşlar? m çarpı m n e zaten bu neyi veriyormuş bana? D bölgesinin alanı. O zaman seçeneklere bakalım. D bölgesi var mı? Şimdi burada demiş ki D bölgesinin alanının yarısına. Yarısına değil. Biz yarısını aldığımız halde D bölgesi geldi. O zaman D bölgesinin alanına deriz. Cevabımız Denizli gelir. Aynı şekilde A'yı, B'yi, C'yi, E'ye e de bakabiliriz arkadaşlar ama zamanla da yarışıyoruz. Süre olarak da biraz daha avantaj getirsin diye bize. Ne yapacağız? En kısa yol nedir? Bulduk. Acaba burada kullandık mı? Çok fazla e parametrelerle çalıştık. Evet biraz kafa karıştırıcı bir soru bu. Ee, yeni tarzda 20 netin üzerindeki bir soru aslında. Yani ilk 20 nette bu kadar karmaşık bir şey çıkmaz karşınıza. Ama bu da sizi birçok kişinin önüne geçirecek bir soru. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Burada bulduğumuz şey aslında burada bulduğumuz şey eşit olduğu için seçeneklerle tek tek uğraşmamıza gerek duymadık. D dedik. Birinci sorumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki Zort ülkesinin dilini merak eden Ali zorça kelime oyunu oynamaktadır demiş ve kelimeleri hiç bilmediği için deneyerek bulmaktaymış arkadaşlar ee, size e, subnüyel mesajlar var burada arkadaşlar çok çalıştık çok çalışmamız gerekiyor İnşallah çalışacağız ve e, emeğimizin karşını alacağız diyelim e, buna göre demiş yukarıdaki tabloda işaretli yere iki sesli harf ya da iki sessiz harf ardarda arda gelmeden dizilmek üzere en az iki harfli kelimeler deneyecek olan Ali'nin Elindeki harfler aşağıdaki gibiymiş. Yani baba varmış elinde. B A B A şeklinde. Neymiş? Bir daha okuyorum arkadaşlar. Tane tane okuyorum. İyi anlayalım. İki sesli harf veya iki sessiz harf ardarda arda gelmeden. Yani ardarda arda iki sesli ya da iki sessiz getirmiyorum. Dizilmek üzere en az iki harfli kelimeler deneyecekmiş. Yani şuraya, şurada işaretledi bölgeye en az iki harfli deneme yapacakmış ve elindekiler B A B A B A şeklindeymiş. Buna göre Ali en fazla kaç farklı kelime deneyebilir? Şimdi bizim elimizde ortada bir K var değil mi arkadaşlar? Şimdi K ile ilgili şöyle bir sessiz harf alalım. Ak diyebilir miyiz? Ak. Aynı şekilde baktığımız zaman Ka da diyebilir miyiz arkadaşlar? Bunu yaptık. Sonra bak diyebiliriz arkadaşlar. Bak olarak. Neydi kuralımız? İki tane sessiz yan yana gelmeyecek. O yüzden ABK şeklinde bir şey kullanamıyorum. Veya BK veya KB şeklinde bir şey kullanamıyorum. Ama ne olabilir? Kab olabilir arkadaşlar, bunu diyebiliriz. Burada ne olur? Baka olabilir. Sonra ne olabilir? Akab olabilir. Sonra aka olur. Başka ne olur arkadaşlar beraber bakarsak? Biz burada yazmıştık sizle beraber gene tek tek şey yapmayalım. Ak dedik, ka dedik, bak dedik, kap dedik, baka dedik, akab dedik. Bir de Şimdi burası kaç tane arkadaşlar? 1 2 3 4 5. 5 tane de yazabilirim. Elimde 2 tane sessiz, 2 tane sesli, bir tane de k sessiz var. O zaman buna ne diyebilirim ben? Ba kapta diyebilirim arkadaşlar. Toplam kaç tane oldu diye sayarsak deneyeceğiz arkadaşlar. Bu sorularda maalesef eee seçeneklerdeki sayı kadar denememiz lazım. Ama seçenek en fazla 15 tane gelir zaten karşınıza. Belki 20 olur maksimum ama saymamız lazım. Deneyerek bulacağız. Çünkü bize yerine yazabileceğimiz en az iki harfli demiş. 2 harfliden iki harften başlayacağız. 2'ler, 3'ler, 4'ler bir de 5'ler. 5 Beş tane toplam olduğu için yapabiliriz. Belki biraz daha işte ikililer, üçlüler, dörtlüler, beşliler diye ayırarak kafa karıştırmamak için de yapabilirsiniz. Aynı şekilde de hesaplayabiliriz. İkililerde iki tane var mesela, üçlülerde kaç tane varmış? Üç tane varmış. Aynı şekilde dörtlülerde iki tane, bir tane diye bulabiliriz arkadaşlar. Sekiz tane farklı kelime deneyebilirmiş. Bu en fazlayı sorduğu içindi. Böyle sorularda en azı zaten sormaz arkadaşlar. Çünkü en az sıfırdır. Hiçbir şey yapmasak da olur diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim kaldığımız soruyla. Şimdi uzun bir soru var arkadaşlar. Biz e, siz daha rahat görün diye büyüttük de biraz bunu açtık. E, bu açılımımızda ne olması lazım? Şimdi burada. E, gözümüzü korkutmasın diye söylüyorum. E, son derslerimizde bunu sürekli söylemeye başladım. Göz korkmasın. Büyüttük. Büyüttüğümüz için soru biraz daha uzun. Ama ne kadar uzun olsa da gene öncüllerimiz de var. Çok da kısa bir soru değil. Ama Milli Savunma Üniversitesi'nde de gördük ki artık böyle sorular kesinlikle karşımıza çıkacak. Ve sorular uzun olduğu için e, sınavda hocam bu sorular nasıl sorular diyen çok öğrencimiz oldu. E, o yüzden biz kitabımızda mümkün olduğunca karşınıza çıkabilecek her tarzı verdik arkadaşlar. E, bu tarzı da beraber e, artık Açacağız diyelim. Beraber soruyu okuyalım. Bakalım neymiş arkadaşlar. Selim ve Poyraz kendi aralarında patika isimli bir oyun oynamaktaymış arkadaşlar. Bu oyunun kuralları şu şekildeymiş. Bir karenin içindeki bir noktadan başlayıp tekrar aynı noktaya gelecek şekilde. Şimdi bir noktadan başlayacağım. Tekrar aynı noktaya gelecek şekilde kırmızı çizgilerle bir patika oluşturacakmış. Patika yol çiziyoruz arkadaşlar. Bir yerden başlayacağız. Tekrar aynı yere geleceğiz. Yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket edebilir. Fakat çapraz geçiş yapamazmış arkadaşlar. Düz gidecekmişiz ama dört yana de gidebiliyormuşuz. Diyelim oluşturan patikalar tüm boşluklardan geçmeli ve kendini kesmemeliymiş arkadaşlar. Boyalı kutulardan geçiş yapılmayacakmış. Yani boyalı olanlarda geçiş yokmuş. Mesela burada bunlar boyalı arkadaşlar. Şöyle buraya silik gelmiş gibi. Şunlar boyalılar arkadaşlar biraz daha. Kitabınızda daha net boyalı olacak bunlar mavi mavi biraz kendini sindirmiş ama boyalı yüzler buraları diyelim. E, kutulardan geçiş yapılmayacakmış. Cevap olarak yıldızlı kutulardaki kısım verilecekmiş. E, yıldızları koymasak da olurmuş ama buradaki kuzu. Mesela örneği vermiş. Ne yapmış? Nereden başlatmış? Şuradan başlatmış arkadaşlar. Beraber çizelim. Buradan geldim. aşağı gittim. Ortaya geldim. Devam ettim. Aşağıya indim. Devam ettim. Devam ettim. Yukarıya gittim. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Yıldızlar şu ve şu mu geldi? O zaman bizim cevabımız neymiş? Bir tane bu. Şu köşesi olacak. Bir de bu var. Ortadan çizme. Cevabım buymuş. Ne dedik bu tarz sorularda? Örneğimiz olacak arkadaşlar. Biz bu örneğe göre devam edeceğiz dedik. Şimdi buna göre bu bilgiler ışığında demiş. Ne yapalım şurada? Siyahla yazalım. Ee, Selim bu soruyu hazırlıyormuş. Ve buna göre Poyraz'ın vereceği cevap hangisi olmalıdır diye bir şey sormuş arkadaşlar. Şimdi şuradan başlatalım beraber istersek. Şöyle gidelim. Yukarıya gidelim. Sağa gidelim. Bunu deneyebiliriz bazen. Kurallarımız neydi? Yukarıya, aşağı, sağa, sola gidebilir ama birbirini kesmeyecek arkadaşlar. Buraya gidelim. Burayı almamız gerekiyor. Çünkü hepsinden bütün boşlardan geçecek. Buraya gidelim. Burada birleştirelim. Bütün boş çizgilerden geçti. Sağa sola veya yukarıya aşağıya gitti. Çapraz gitmedi. Şartım bu oldu. E buna göre bizim cevabımız dediğimiz şey ne olmalı arkadaşlar? Şu olmalı. Yani şöyle Şurası olacak. Yıldızın buradaymış. Seçeneklere yıldızı koymamış arkadaşlar ki e, hata yapabilirsiniz diye demiş. Diğeri neymiş arkadaşlar? Yıldız burada ama bu varısı var. E ne olacak? Bir tane şurada boşluğum var, bir tane aşağıda boşluğum var. Yani A şıkkındakini aslında direkt söylemiş. Cevabımız A olmalı dedik. Tamamen bir oyun sorusu arkadaşlar. Biz bu oyunlarla ilgili bir ünitemiz de var direkt zaten oyunlar kurallarla ilgili. Orada daha çok çeşitle göreceksiniz ama burada mantıksal çıkarım, yorumlamasını da katmışız biraz tablodan giderek de işlem karışmış. Birkaç konuyu içe getirdiği için biz grafik tablo yorumlama konusunun içine koymuşuz bu soruyu. Güzel bir oyun sorusu düşünceyle ilgili biraz kendimizi verirsek rahatlıkla yapabileceğimiz matematiksel olarak işlem yapmadığımız bir soru arkadaşlar mantık sorusu bu e aslında matematiklik pek bir şey yapmıyorsun ne oluyor çapraz geçmiyorsun biraz analitik zekanızda analitik zekanızı ölçme ile alakalı. Ki burada da zaten bazı matematik konularını sadece analitik zekanızı geliştirsin diye öğreniyorsunuz bazı şeyleri. Özellikle geometrik konuları sizin analitik zekanız bir tık daha artabilsin diye küçük yaşlardan itibaren görüyorsunuz bazı konuları. Burada da onu ölçmeye yönelik bir soru olmuş diyelim. Güzel. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Şöyle akıyor. Yine bugün hızlı hızlı akıyoruz diyelim. Aşağıdaki tablo ve o merkezi dairesel grafikte bir bölgede yetişen tahıl, meyve ve sebzelerin yüzdeleriyle Arpa, buğday ve yulafın oranları verilmiş arkadaşlar. Bu bölgede toplam 240 ton sebze yetiştirildiğine göre kaç ton arpa yetişmiştir? Şimdi arkadaşlar, sebzeden arpa'ya geçmem lazım. Ne yapmamız lazım? Tahıllara geçmemiz lazım önce. Şimdi bu tablo, iki tane tabloyu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Grafik tablo yorumlamalarda verilenleri anlamak her şeyden önemli arkadaşlar. Şimdi baktım burada ne demiş? Tahıl, meyve, sebzelerde %45, %35, %20. Yani toplarsak %100 ediyor. %100'ünün %20'si yani X ürünün %20'si 20 bölü 100'ü neymiş? 240 tonmuş arkadaşlar. Bunun %45'i nedir diye söylüyor. Şöyle %45 diyelim. Şuraya da %20'si diye de yazabiliriz arkadaşlar. %45'i nedir? İstersek %100'ünü bulup sonra %45'ine geçebiliriz. Ya da mesela önce %5'ini bulayım. Her tarafı 4'e böleyim mi? 60 olsun. %5'i 60'mış. E bunu 9 ile çarparsam %5'i 60 diyelim. 9 ile çarparsam %45'i 540 mıymış arkadaşlar? O zaman tahıl benim ne kadar var? 540 var. Yüzde problemleri vardı ya arkadaşlar işlediğimiz işte geçmişte olan var olan yüzde problemleri. Aynısını burada da kullanıyoruz. 540 ton tahılımız olduğunu öğrendik. Şimdi burada neyi soruyor bana? Arpayı soruyor. Şimdi Dairesel grafikte ne vardı? 360 dereceydi arkadaşlar dairesel grafiğin tamamı. Şimdi 150'si burada. 90'ı burada toplarsam ne olur burası? 240 mi eder? 240'sa buraya ne kalır? 120 mi kalır arkadaşlar? Şöyle diyeceğim. 360 derecelik açıyla biz 540 ton ürün alıyorsak 120 derecelik açıyla ne kadar ürün alırız diye bir doğru orantımız var arkadaşlar. içler dışlar yaparsak aslında burada direkt içler dışlardan önce 3'e bölünmüş arkadaşlar. X dediğim şey nedir aslında? 540'ın 3'e bölünmesi. Bu da ne olur? 180'dir. O zaman 180 ton arpa yetiştirilmiştir deriz arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Çok e, aşırı zor düşünmemize gerek yok. Biraz matematiksel işlemlerimiz var. Belki şurayı bir, siz biraz daha yavaş yapabilirsiniz. Ama bunları yapa yapa geliştirmeniz lazım. Maalesef sizin hızlı temel işlemleri yapmanızı da istiyor arkadaşlar. Bu temel işlemlerini de hızlı yapmamız gerekiyor. Devam edelim. Diğer sorumuz neymiş? Bilgisayar üzerindeki bir kare küp programına bir sayının girildiğinde program bu sayının küpünü veya karesini alıyormuş arkadaşlar. Program sayının karesini alma ihtimali 2 bölü 3 küpünü alma ihtimali 1 bölü 3'tür. Bu programa önce 3 sayısı giriliyor. Daha sonra çıkan sayı bu programa tekrar soruyor. Yani program aslında 3'e girdim, çıkacak. Sonra bu çıkan soruyu bir daha çıkaracağız demiş arkadaşlar. Buna göre programın 3 üzeri 6 sayısını çıkarma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi önce ne olabilir? 3 giren 3'ün karesi çıkabilir. Sonra 3'ün karesi girdiği zaman 3'ün karesinin kübünden 3 üzeri 6 olarak çıkabilir. O zaman önce kare olma olasılığı. Karesini alma ihtimalimiz neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3 çarpı sonra kübünün olma olasılığı 1 bölü 3 vermiş burada bize. Bu ne olur? 2 bölü 9'luk bir ihtimal varmış. Önce kare almış sonra küp almış. 2 kere kare alması bizi sağlamıyor arkadaşlar. 3.4'e gidiyor. Biz burada 3 üzeri 6'yı hesaplayabilmek için bir kare bir küp veya bir küp bir kare mantığıyla gideceğiz. Ya, olasılık ihtimalinde veya ne demekti? Toplama demekti arkadaşlar. Toplama işlemi. Şimdi biz ne dedik? Önce karesini, sonra e, neyini almış? Özür diliyoruz, biraz ses size fazla gelebilir arkadaşlar. E, kübünü almış. Şimdi başka ne olabilir? Önce kübünü alabilir, üçün kübü. Sonra üçün kübünün karesini alırsa da yine 3 üzeri 6 olur. Ne demiştik en başta ilk daha kitabımıza başlarken? Temel matematik konularının temel kısımları lazım bize. Üstü sayılar, köklü sayılar. Burada üstü sayı 3 üzeri 2, 3, 3'ün kübünün karesi nedir? 3 üzeri 6'dır. Bilmeniz yeterli oluyor burada. Sonra ne var burada şimdi? Kübünün olma olasılığı neymiş arkadaşlar? Program kübünün alma ihtimali 1 bölü 3'müş. 1 bölü 3 çarpı sonra karesini alma olasılığı 2 bölü 3. Bu da ne olur? 2 bölü 9'dur arkadaşlar. E şu iki arkadaşı toplama yaparsam ne olur? 2 bölü 9 artı 2 bölü 9'dan 4 bölü 9 ihtimalimizdir diyeceğiz. Beraber hesaplıyoruz arkadaşlar. Kısaca tekrar ediyorum. Önce karesini sonra kübünü alabilir. Veya önce kübünü sonra karesini alabilir. Bunu nasıl yapacağız? Veya'ya kadar karesini kübünü alma ihtimali 2 bölü 9 buldum. Veya kübünü karesini alma ihtimalini 2 bölü 9 buldum. Toplamı 4 bölü 9'dur. Cevap Bursa'dır arkadaşlar. Diyelim. Son 10 dakikaya girdik. 3 tane sorumuz var. Bunu bitirelim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu ünitede günde 4 tane konuyu, 4 tane testi bitirmeye çalışacağız. Ee, böyle devam edelim. Dedik. Şimdi bir hayvanat bahçesinde e, elips, dikdörtgen ve kare şeklindeki kafesler bulunmaktaymış arkadaşlar. Ailesiyle beraber bu hayvanat bahçesine ziyarette bulunan Beyza ziyaretten sonra gördüğü hayvanlardan bazıları ile bu hayvanları bulduğu kafesleri eşleştirmiş arkadaşlar. Bulunduğu kafesleri eşleştirmiş. Ne yapmış? Elips kafeste kaplumbağaları görmüş. Dikdörtgen kafeste sincapları diye hepsini söylemiş. Buna göre demiş. Daha sonra Beyza bu hayvanlardan K harfiyle başlayanların sürüngen yani kobra ve kertenkele ve kaplumbağanın sürüngen olduğunu P harfiyle başlayanların kuşlar yani papağan penguenin kuşlar türüne girdiğini ve S harfiyle başlayanların memeliler sınıfına yani sincap ve sırtlarında memelere girdiğini öğreniyormuş demiş. Bunları öğrenmiş. Ee, Hayvanat bahçesine gittik. Neyin ne olduğunu biyolojiyi de vermiş olduk arkadaşlar burada bu şekilde. Artık matematikle iç içe geçti bütün dersler diyebiliriz. Buna göre bununla ilgili bir yorum sorusu var büyük ihtimalle. Direkt yorumdan çıkacak. Matematiksel çok bir işlemimiz olmayacak. Sadece birkaç bir şey düşüneceğiz. O da olasılık demiş zaten. Beyza bu kafeslerden rastgele birini seçtiğine göre. Seçilen kafesin aşağıdakilerden hangisi olma olasılığı daha yüksektir? Şimdi önce kaç tane kafesim var? 7 tane kafes mi var arkadaşlar? Hepsinde bölü 7 olacak. Bölü 7. Bölü 7. Bölü 7. Şimdi bana ne lazım? Üstüne ne yazacağız? Kaç tane olduğunu bulmam lazım. Şimdi sürüngen bulunan elipsler. Burada arkadaşlar sürüngenleri S harfinden değil de K ile başladığını bilmemiz lazım. Dikkat dağıtsın diye. Sizin acaba sınav anda hata yapıyor musunuz diye. Ölçsün diye sürüngenleri K ile vermiş. S de verebilirdi. Ama biraz daha şey yapmış sizi işte burada işlem hatası yapsın devam edemesin gibisinden eleme sorusu olmuş. Bu ne yapıyordu böyle şeyler seçeneklerde kullandığımız şeyler veya soru içindeki ince ayrıntılar sorunun seviyesini arttırıyordu arkadaşlar. Bir tık daha üstten üste çıkmış bir soru oluyor. Şimdi sürüngen bulunan elips kafes. Şimdi 3 tane elipsim var. Sürüngenler K ile başlıyor. K ile başlayan elips kafesim ne var arkadaşlar? Kaplumbağa bir tane var. O zaman olasılığım ne? 1 bölü 7. Dedim. Bu birincisi için. Şimdi aynı şekilde Memeli bulunan elips kafes. Memeliler neymiş arkadaşlar? S harfiyle başlayan elipslermiş. E burada ne var? Sadece sıttan var arkadaşlar. O zaman bu da 1 bölü 7'dir dedim. Benzer şekilde. Sürüngen bulunan kare kafes. Sürüngen bulunan kare kafes. Sürüngenler neydi arkadaşlar? K ile başlayanlardı. E kare kafes, kobra var, kertenkele var. Ne olur bu? 2 tane var arkadaşlar. 2 bölü 7 oldu. Yani... A ve B'yi elemiş olduk mu şimdi birdenbire olasılığı daha büyük 2 bölü 7'nin acaba diğerlerinde var mı fazla? Şimdi ben e, çok fazla çeşit olduğu için ikiliğin veya 3 tanenin olacağını düşünmüyorum. Cevap bence C'dir diyebilirim ama diğerlerine de bakmanız lazım böyle sorularda. Olabilir arkadaşlar ne olacağı bilmez. Zaten bakmanın da çok zor olmadığını gördünüz. Kuş bulanan kare kafes. Kuşlar neymiş? P'ymiş. P bulunan e, kare kafes var mı arkadaşlar? Yok. Bunun olasılığı sıfır zaten. Memeli bulunan dikdörtgen kafes. Memeliler neredeymiş? S harfi diyelim. S bulunan dikdörtgen bir tane var arkadaşlar. Bu da 1 bölü 7'dir. O zaman büyük olan nedir? 2 bölü 7'dir deriz diyelim. Süreler akıp akıp gidiyor. Bakalım beraber Hızlıca hemen soruya geçiyorum arkadaşlar. Ahmet, Burak, Can ve Deniz'in katıldığı bir hedef vurma yarışması ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Yarışmada toplam 20 atış yapılmış arkadaşlar. Her isabetli atışa 10 puan verilmekteymiş. İsabetsiz bir atış yapan yarışmacıdan 6 puan düşmüş, düş, düşülmüştür. Düşülen bu puan diğer yarışmacılara eşit olarak paylaşılmış. Biri vuramadı, Ahmet vuramadı 6 puan. 2 2 paylaşılıyor arkadaşlar. Bunu hemen yazmamız lazım buraya ki kafamız karışmasın. Puan kaybımız yok aslında. Ahmet'e verdiğimiz geri diğerlerine dağıtılıyor diye söyleyebiliriz diyelim. Yarışmacılar eşit sayıda atış yapma zorunluluğu yoktur. Yani atışları kaç tane isterse yapabiliyormuş demiş. Buna göre bu tabloda yarışmanın sonucu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir demiş. Tabloya baktık bir şey vermiş. Sonra neyi soruyor ona bakalım. Ahmet, Burak ve Deniz'in yani can, Can'ın her şeyini vermiş zaten bize. Ahmet, Burak ve Deniz'in puanları toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar bu soruda şunu düşünmemiz lazım. Biz ben mesela yanlış bir atış yaptım. 6 puan kaybediyorum ama benim kaybettiğim ne oluyor? Arkadaşlarıma dağılıyor. O zaman biz arkadaşlarımıza dağıldığımız için toplam yarışmadan puan düşmüyor. Yani burada baktığım zaman 20 tane atış var. Eğer hepsini doğru vurursa atış tutturursam ne olur? 10 çarparım. 200 puan kazanmış olurum. Ama atamadıklarım için puan alamayacağım için önce ne kadar atamamışız onu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi şuraya baktım. Can 5 tane atış yapmış arkadaşlar. 5 kere 10 50 puan kazanır. 2 tane kaybetmiş mi arkadaşlar? 2 kere 6 12 kaybetti. Yani 50 eksi 12'yi kaybederse burası ne olur? 38 puanı varmış arkadaşlar. Şimdi 38 puanı var ama 52 puana çıkmış. Bunu nasıl çıkartacak? Diğer arkadaşlarından alarak arkadaşlar. Şimdi 52'den 38'i çıkartırsam ne olur buradan? 14 mi olur arkadaşlar? 14 ise her bir yanlıştan mesela arkadaşım Ahmet yanlış yaptı bir tane atışı tutturamadı. Ben ondan 2 puan alacağım. Herkesten 2'şer puan alıyorsa kaç tane dışarıdan yanlış puan olması lazım? 7 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Ona bakacağız. E şimdi burası 7 olabilmesi için bir tane burada var. 3 burada 4. O zaman 3 tane de atış tutturamayan, isabetli olmayan burada olsun ki ben dışarıdan 7 kere 2, 14 puan alayım. Puanım 52 olsun. Şimdi burada biz aslında soruyu çözmüş olduk. Niye? Şimdi biz toplamda, totalde kaç tane yanlış yapmışız? 3, 6, 9 tane mi arkadaşlar? Bu ne demektir? 11 tane de tutturmuşum. Biz ne biliyorduk? Tutturduklarımdan dışarıya yanlış atış yapmıyoruz arkadaşlar. Dışarıya puan kaçmıyor. Çünkü ben vuramasam bile benim kaybettiğim puan arkadaşlarıma dağılıyor. Şimdi 11 taneden biz her birinden 10 tane ne kadar puan kazanıyoruz arkadaşlar? 110 puan mı kazanıyoruz? E bunun ben 110'un 52'sini zaten can almış. Geriye kalan 3 arkadaş hani A, B, C desek ne olur A, B, C'nin aldığı? 58 mi olur? E bana neyi soruyor zaten? Şu 3 arkadaşın toplamını teker teker ne aldığını bir önemi var mı? Yok toplamı ne olacak? 58 olacak deriz arkadaşlar. Kısaca bir daha bir özetleyeyim. Hızlı geçmek de istemiyorum. Test bitsin diye biraz uğraşıyorum. Ama e, anlatmadan da geçmeyi istemiyorum. Sevmiyorum bu şeyi. E, madem böyle bir canlı yayın yapıyoruz. Herkes anlasın arkadaşlar. Kısaca özetliyorum. 20 tane atışımız var arkadaşlar. Bu atışta eğer tutturursam 10 puan ben alıyorum. Tutturamazsam 6 puan kaybediyorum ama benim 6 puanım diğer arkadaşlara paylaştırılıyor. Böyle bir anlayış varmış. Buna göre demiş can 52 puan kazanmış. Ama 5 tane atış tutturmuş. Normalde 5'ini tutturursa 5 çarpı 10 50 puan kazanacaktı. 2 tane kaybetmiş arkadaşlar. 12 puan kaybedecek. 38 puan almış kendi başına. Ama bu arkadaş toplamda 52 olabilmesi için 14 puanı nereden alması lazım? Dışarıdan. Yani başkalarının kaybettiklerinden. O zaman başkaları toplamda kaç tane kaybetmiştir? İkişer tane alması için. ikişer puan alıyoruz. 14 bölü 2'den 7 tane kayıp varmış. E burada şöyle bakarsam 2 benim zaten. 3 burada 1 burada. 4 oldu. 3 tane olması lazım diye 7'yi buldum. Sonra isabetsiz atışların 9 olduğunu öğrendim. 11 tane isabet isabetli atış varmış. 110 puan alırmışım. 52 puan, puanlar dışarı çıkmıyor arkadaşlar. 52'si candaysa diğer arkadaşlar 58 kalır. Deriz diye kısaca özetlemiş oluruz diyelim. Son sorumuzla ilk dersimize ara verelim. Araya bunu bitirdikten sonra girelim arkadaşlar. Şimdi demiş ki standart sapma bir veri grubunun elemanlarının ortalamadan ne kadar saptığını Aşağı inip yukarıya çıktığını gösteren bir ölçüymüş ortalamayla arasındaki ilişki. Standart sapmanın küçüklüğü istikrarı yani sapmaz oluyorsa istikrarlıyız bu olayda tek düze hareketi ifade ediyormuş. Ve A ve B aracının aynı marka ve modelin aracı olmak üzere demiş ki bu araçlar deneme sürüşleri yapılmıştır. 100 kilometrede tükettikleri yakıt miktarlarıyla ilgili aritmetik ortalama ve standart sapmalardaki sapmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir demiş. Tükettikleri aritmetik ortalamalar bunlarmış. Standart sapmaları bu. Buna göre demiş. Kaç tanesi doğru olabilir demiş. Arkadaşlar bu olabilir olayı kesinlikle yanlıştırı aramak gibi bir şey aslında. Yani biz doğru da olabilir yanlış da olabilir diyorsak biz bunu doğru kabul edeceğiz. Çünkü olabilir demiş. O zaman kesinlikle yanlış olan bir şey var mı? Ona bakmam lazım. Birinciyi okudum. B aracı değişik hızlarda kullanılmış olabilir. B aracı neyi biliyoruz? Bir hızıyla ilgili bir şey biliyor muyuz? Biz ne biliyoruz? Yaktığı yakıtı biliyoruz. Bu araç hangi yolda gidiyor? Engebeli mi değil mi? hızı ne kadar hızlı gidebiliyor? Otobanda gidiyorsa işte 120 ile gider az yakar. Veya işte bildiğiniz şekilde. Hızla ilgili bir şey bilmiyorum. Olabilir arkadaşlar. Bilmiyorsam kesin verilmemesi. Elimde veri yoksa olabilir. Bu hayattan ilgili. Benim önemli olan şuraya etkilememesi gerekiyor. Buraya etkileyen şeyler hakkında yorum yapabilirim. A aracı sürekli aynı kişi tarafından kullanılmıştır. Değiştirebilir şoförü ama aynı kişi tarafından kullanılmış mıdır? Kullanılmıştır arkadaşlar. Olabilir arkadaşlar. Olabilir olduğu için bunu da dedim. B aracı farklı eğime sahip yollarda kullanılmış olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Buradaki şeyle alakası var mı? Yok. O zaman bu olabilecek bir ihtimal. A aracı sabit hızla kullanılmıştır. Şimdi A aracının neyi biliyorum? Ortalaması 7.4'müş yaktığı yakıt. Standart sapması 1.2'miş. Yani... Yakıtın ortalaması biraz değişiyor. 7.8.6 ile 6.2 gibi oluyor diyelim. Şimdi burada bunun hızıyla alakalı bir şey engel var mı arkadaşlar? Sabit hızla giderim. Ee, ama bayır yukarı çıkıyorsam hızım sabit kalsın diye gaza fazla basarım. Orada biraz yakıt fazla gider. E ne olur? Standart sapması olur bu tür şeylerde. E bunun hızı da sabit olabilir. Ama sabit olmayabilir arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur deseydi ben bunu alamazdım. Hatta buraya kadar e, alınan hiçbirini alamazdım. Olabilir dediği için alıyorum. B aracının Beygiri yükseltilmiş olabilir. Arkadaşlar burada size beygiri e, hızı dengesi diye verilmiş. E, hızı yükseltilmiş. Daha fazla devir olarak da düşünebilirsiniz. Kaç beygir derler ya işte ara, arabanın şeyi. E, o mantıkla yazılmış. E, hocamız bunu yazdı. Bilmeyenler var mıdır diye tereddüt ettik. Aramızda kaldık ama e, yani burada e, öğrenmiş olun arabanın kaç beygir olduğu diye hesap 160 beygir, 100, 280 beygir diye e, tabirler vardı. Oradan gelmiş. Yükseltilmiş olabilir mi? olabilir. Bunun bize bir engeli var mı arkadaşlar? Yok. Yani burada ihtimal sorusu var. Olabilir mi? Biz neyi aramamız lazım? Kesinlikle olmaz diye bir şey varsa onu aramamız lazım. Buraya etki eden kesinlikle olmaz diye bir şey bulduk mu? Bulamadık arkadaşlar. O yüzden 5'i de olabilir dedik. Cevabımız edir nedir?